Merhaba arkadaşlar, trigonometri ile ilgili 3. dersimiz inşallah. Şimdi bakın, x nasıl bir açı arkadaşlar? Derece 0 ile 90 aralığında. Pi'yi biliyoruz değil mi arkadaşlar? 180 de derece olarak düşündüğümüz zaman 180 bölü 2'den x ne aralığında olmuş oluyor zaman arkadaşlar? 0 ile 90 aralığında. Pi neymiş arkadaşlar? 180. Onu daha sonra yine ayrıntılı anlatırız. Şimdi tanjant x'i 3 bölü 4 verip diğer trigonometrik oranları sormuş ya arkadaşlar. Hemen bir tane net çizeceksiniz. Dik üçgen. Tamam mı? Yani. Diğer trigonometrik oranları bulmak için bir tane neye ihtiyacımız varmış arkadaşlar? Dik üçgen. Evet. Buradan bir tane x açısı seçiyorum. Tanjant neydi arkadaşlar? Artık alışalım buna. Karşı bölü komşuydu. Yani ben karşıya ne yazacağım arkadaşlar? 3 komşuya 4. 3, 4 ne üçgen oluşacak? 5. Buradan sinüs değerini sormuş arkadaşlar. Sinüs neydi arkadaşlar? Karşı bölü neydi? Hipotenüs. Cevabımız ne olur arkadaşlar? 3 bölü 5 olur. Devam edelim. Şimdi bakın burada tanjant alfayı vermiş arkadaşlar. Ne vermiş? 4 bölü 3. O zaman şurası ne olur arkadaşlar? Bakın. 180 eksi alfa. Yani tanjant alfa arkadaşlar. Eksi 4 bölü 3 ya. Bize tanjant 180 eksi alfa lazım. Tanjant 180 eksi alfa nedir arkadaşlar? Eksi tanjant alfa. Bir eksi de buradan var arkadaşlar. O neye eşit olur o zaman? Söyleyeyim bakayım. 4 bölü 3. O zaman tanjantını yazacağız arkadaşlar buradan. Biraz önceki örneğimizdeki gibi 4 bölü 3 yazacağız. Buradan 3, 4 ne oluşacak arkadaşlar? 5. Burası ne olacak arkadaşlar? 180 eksi teta olacak. Bize sinüs teta, kosinüs teta ve tanjant teta değerlerini sormuş. Arkadaşlar biz 180 eksi teta'ya ait oranları yazacağız. Sinüs 180 eksi teta. Çünkü üçgenin içerisinde olan açı o değil mi? Bu neye eşit olacak arkadaşlar? Sinüs teta'ya. Sinüs 180 eksi teta dediğimiz zaman sinüs neydi arkadaşlar? Karşı bölü hipotenüs. Biz burada hangi üçgeni kullanacağımızı daha rahat görmeniz için dışarı çizeyim arkadaşlar. Şöyle karıştırmayın. Şöyle çizersem daha rahat görürsünüz. Tamam mı? Evet, çizeyim şöyle. Bakın burası tetaydı. Burası ne oldu arkadaşlar? 180 eksi teta oldu. Burası ne oldu bakın? 3, 4, 5 oldu. Şimdi karşı burası görüyor musunuz? Buradan bakın şimdi. Buradan sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. Diğer açılara geçiyorum arkadaşlar. Kosinüs tetayı sormuş ya. Kosinüs 180 eksi teta diyelim. Bunu da deftere alın isterseniz. Güzel bir örnek. Bu neye eşit olacak demiştik? Eksi kosinüs teta. Bu da nedir arkadaşlar? Komşu bölü hipotenüs. Eksi 4 bölü 5. Evet. Buradan arkadaşlar eksi kosinüs teta. Dur öyle yazmayalım. Şöyle yazalım. 4 bölü 5 diyelim. Buradan da kosinüs teta eksi 4 bölü 5. Öyle daha iyi. Böyle daha güzel olur arkadaşlar. Böyle yazalım. Tanjant 180 eksi teta. Bu neye eşit olacak arkadaşlar? Eksi tanjant teta'ya eşit olacak. Tanjant teta ne olacak arkadaşlar? Karşı bölü komşudan 3 bölü 4. Buradan da arkadaşlar kosinüs teta eksi 3 bölü 4. Bunları böyle çok yazarsak alışıyoruz zaman içerisinde arkadaşlar. Kotanjant 180 eksi teta. Bu da arkadaşlar eksi kotanjant teta. Tanjantın çarpmaya göre terse 4 bölü 3. Buradan da kotanjant teta arkadaşlar eksi 4 bölü 3. Evet, hepsini bulmuş olduk. Evet, devam edelim. Şimdi arkadaşlar sinüs 30 falan demiştik ya, ben onları ezbere yazayım. Sinüs 30 nedir arkadaşlar? 1 bölü 2. Sinüs 30 neye eşit arkadaşlar? Sinüs 150'ye eşit. O da 1 bölü 2. Sinüs 30, sinüs 150'ye eşit arkadaşlar. Ne oluyor bakın? 1 bölü 2. Şimdi kosinüs 30 neydi arkadaşlar? Kök 3 bölü 2. 150 ne olacak arkadaşlar? Eksi kök 3 bölü 2. Buradan sinüs ne demiştik arkadaşlar? 150, pardon sinüs diyorum. Kosinüs 150 arkadaşlar. Neye eşitti? Eksi kosinüs 30 eşitti. Onu unutmayın, tamam mı? Eksi kök 3 bölü 2. Ben hepsini doldurmayacağım. Tablonun da bir yerini anlatacağım size sadece. Tanjant 30 arkadaşlar.
1 bölü kök 3 tanjant 150 eksi 1 bölü kök 3. Bunları ezberleyeceksiniz. Yani tanjant 150 arkadaşlar ne eşit olmuş oldu? Eksi tanjant 30'a, o da eksi 1 bölü kök 3 oldu. Yine aynı şekilde arkadaşlar kotanjant 30 kök 3, bu da ne olacak? Eksi kök 3. Yani biz kotanjant 150 eşittir arkadaşlar eksi tanjant 30 eksi kök 3 yazacağız, tamam mı? Şimdi mesela diğerleri için arkadaşlar sinüs 45 neydi bakın? 1 bölü kök 2, bu da 1 bölü kök 2. Ama mesela kosinüs 1 bölü kök 2 ya, 135'te öbürü eksi 1 bölü kök 2 olacak arkadaşlar. Bu 1'di arkadaşlar, bu eksi 1. Bu 1'di, bu da eksi 1. Diğerlerini siz dolduracaksınız. Şimdi sinüs 60 neydi arkadaşlar? Kök 3 bölü 2. Kök 3 bölü 2. Burada neydi arkadaşlar? Bu 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2 neyse beraber dolduralım. Tanjant 60 neydi arkadaşlar? Kök 3. Eksi kök 3. Tamam mı? Ezberebileceksiniz bunları. 1 bölü kök 3. Bu da eksi 1 bölü kök 3. Bu tabloyu güzelce yazın ve ezberleyin arkadaşlar. Tamam mı? Devam edelim. Şimdi 23'e bakalım arkadaşlar. Burada bakın verilenleri taşıyalım üzerine. Şu A, E, L, C eşit. Burada ne üçgen var şurada? 3K, 4K, 5K arkadaşlar. Bunları 3 ile çarpın bakayım. 9, 12 ne oluyor arkadaşlar? 15. O zaman bura 12 olacak diye. Buralar kaça kaç olur? Bakın 6'ya 6. 6, 8 ne üçgeni var arkadaşlar burada? 10 üçgeni var değil mi? Evet. Devam edelim. 24'e bakalım arkadaşlar. Şimdi az önce söylemiştik ne üçgeni vardı? 9, 12, 15 üçgeni vardı değil mi? O zaman burası kaç olacak arkadaşlar? 15. Şimdi bakın bir benzerlik yapacağım. Şuraya arkadaşlar A, E ile E, C arasında bir oran var ya bakın. A, E ile E, C arasında. E, C, K derseniz A, E, 2K diyeceğiz. O zaman arkadaşlar 3K ne eşit olacak? 15'e. K kaç olur arkadaşlar? 5. Buraya 5 diyeceğiz. Buraya 10 diyeceğiz. Burada aynı üçgen oluşacak arkadaşlar. 5, 12, 13 üçgeni oluşmuş olacak. Evet. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Niye geçmiyor bu? Bir saniye. Kaydetmemiş miyiz diğerlerini? Bir saniye bakalım. Geçti. 25. Ha, şöyle bir alalım. Şimdi geçti. Şimdi arkadaşlar şu büyük üçgene bakalım şimdi. ABC üçgenini kenara çizeyim de daha rahat görüp. Evet. 30, 60, 90 sorusu var. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şurası 30. Tamam. Burası ne? 60. 60'ın karşısı ne bakın? 4 kök 3 ise 30'un karşısı 4. Hipotenüs kaç olur arkadaşlar? 8. Bunu pratik olarak yapalım artık. 8. Burası kaç oldu bakın? 4. Şimdi şurada da arkadaşlar 45, 45, 90 üçgeni var. Gördünüz mü? 45, 45, 90 üçgeni var. O zaman burada şöyle yazabilirsiniz. A, A, A kök 2 yazabilirsiniz değil mi? Evet. Bize DC uzunluğunu A'yı sormuş. Şimdi biz A kök 2 arkadaşlar 4 derse A ne olur arkadaşlar? 2 kök 2. Tamam. Evet bu kadar. Cevabımız arkadaşlar Edirne. Devam. 26'ya bakalım arkadaşlar. 3, 4, 5 üçgeni var. Dıştan baktığınız zaman arkadaşlar şurası 6 ne üçgeni olacak? 8, 10 üçgeni olacak ya. X de 5 olur arkadaşlar. Geçelim Ceyhan seçeneği cevabımız. Evet 27'ye bakalım arkadaşlar. Şimdi burada bu Öklit'le ilgili bir soru. Tekrar yapıyoruz demek ki biz. Şuradan haşıp vermiş değil mi? DBC üçgeninde arkadaşlar. Öklit'in yükseklik bağıntısını hatırlıyorsunuz değil mi? 2'nin karesi eşittir. 1 çarpı ne olacak? EC uzunluğu. Buradan arkadaşlar 4 eşittir EC olacak. EC'ye 4 olarak yazdık arkadaşlar. Burası ne oldu? Bakın 5. Ne üçgen oluştu? 5, 12, 13 üçgen oluştu. Bunlar tekrar arkadaşlar fark ediyorsunuz değil mi? Evet karışık tekrarlarımız. Şimdi merdiven arkadaşlar duvardan kaç metre uzaktaymış bakın? 8 metre uzakta. Ha dur yukarıdan başlayacağız suyu. Pardon çözmeyeyim. Yanlış. Üstteki cümleyi yapamadım. Yüksekliği demiş arkadaşlar şöyle 24 metre olan
duvara 25 metre uzunluğunda bir merdiven yapılmış, yerleştirilmiş. Burada arkadaşlar aklınıza ne gelecek? 7, 24, 25 üçgeni. Bunun duvardan uzaklığı kaç birim olacak o zaman arkadaşlar? 7 birim olacak. Tamam. Evet. Diyor ki merdivenin alt kısmı duvardan 8 metre daha uzaklaştırılırsa. Yani buraya ne ekleyeceksiniz? Artı ne ekleyeceksiniz? 8 ekleyeceksiniz. O zaman şeklimiz şuna dönüşür arkadaşlar. Şöyle yatık hale gelir. Tamam mı? Şöyle olur. Şimdi o zaman merdivenin boyu değişecek mi arkadaşlar? Hayır. Merdivenin boyu aynen kaldı. Merdiven aynen kaldı. Sabit. Buradan 15 oldu burası. Görüyor musunuz? Evet. Kaç metre aşağı iner demiş arkadaşlar. Buradan biz buraya x diyelim. Ne oluşacak buradan? 15, 20, 25 üçgen oluşacak. Burası ne olur zaman arkadaşlar? 20 olur. Şurası kaç olur? Niye yazmadım? 20 olur. Bismillahirrahmanirrahim. Bazen bir tutukluk yapıyor bu tahta. Şurası tutukluk yaptı arkadaşlar. Şöyle şuraya yazayım. X kaç oldu arkadaşlar? 20 oldu. Şimdi başlangıçta bu ne kadar yukarıdaydı? 24'tü ya. 24'ten de 20'yi çıkardığımızda kaç metre aşağı kaymış olur arkadaşlar? 4 birim cevabımız denizde. Bu soru güzeldi. Bunu da deftere alalım arkadaşlar. Devam edelim. 29. Şimdi burası kaç derece arkadaşlar? Bakın. 60. 60'ın karşısı 2, köküsü 30'un karşısı ne olacak arkadaşlar? 2'ye burası kaç olacak? 4. Şurası da kaç derece olacak o zaman? 30. Burası kaç olacak arkadaşlar? 60. Şuradaki 60'ın karşısı kaç oldu arkadaşlar? 9. Şimdi bakın. 30, 60, 90 daha önce yazmıştık değil mi? K kök 3. Burası neydi arkadaşlar? Şimdi bize bakın şurada 60'ın karşısını kaç vermiş arkadaşlar? 9. 9 ise kök 3'e verirseniz bu ne olur arkadaşlar? 3 kök 3. Bu da 2 katı ne olur? 6 kök 3 olur. Ve buradan da bize x'i sormuştu. Cevabımız kaç olur arkadaşlar? 6 kök 3. Cevabımız edin. Evet, devam edelim. 30. sorumuz arkadaşlar. Şimdi EBD eşkenar üçgen var. EBD eşkenar üçgen. O zaman burası ne olacak arkadaşlar? 60. 60. Dikkat edin. Burası da 60. Burası kaç olacak arkadaşlar o zaman? 30 olacak. Tamam. Evet. Şimdi AE uzunluğunu kaç vermiş arkadaşlar? 1. Tamam mı? Bize DC'yi de 6 verip şuradaki x uzunluğunu sormuş arkadaşlar. Ben şöyle bir şey yapacağım. Bu eşkenar ya. Buraya A'ya A diyelim. Burası ne oldu arkadaşlar? A artı 6. Şimdi şöyle bir şey oluştu bakın. 30, 60, 90 yapacaktık ya. Şimdi o zaman arkadaşlar hipotenüsümüz ne oldu? Şunu yazalım ondan sonra yapalım. K kök 3. 2K olay oluyor diyor. Şimdi ABC üçgenine bakın bakayım. Burada ne var arkadaşlar? A artı 6 var. 30'un karşısında ne var arkadaşlar? A artı 1. Bu bunun tam ne kadar bakın. Yarısı ya. Oradan da bunun iki katını alalım. 2 çarpı. A artı 1. A artı 6 eşit olacak. A'yı bulalım arkadaşlar. Öyle yapalım. 2A artı 2. A artı 6 eşit. A kaç olur arkadaşlar? 4. A'ya 4 verirseniz arkadaşlar. 4 artı 1'den burası kaç olur? 5. 30'un karşısı 5 ise arkadaşlar 60'ın karşısı ne olur? 5 kök 3. Bunu da deftere alalım. Bu da güzel bir şey. Cevabımız C. Devam edelim arkadaşlar. 31. Şimdi bakın bu B noktasının apsisini vermiş arkadaşlar. Şöyle bakalım. B noktasının apsisini vermiş. Yani şu arayı ne vermiş arkadaşlar? Eksi 3 bölü kaç vermiş arkadaşlar? 5 vermiş. Şimdi buradan bu birim çemberse eğer arkadaşlar burası 1 birimdir. Burası da 4 bölü 5'tir. Ben şunu düşündüm aslında. Ne düşündüğümü size izah edeyim bakın. Üçgen olarak ne düşündüğümü izah edeyim size bakın. Şimdi birim çemberde arkadaşlar bakın. Burası kaç birim olmak zorunda? 1 birim. Tamam mı? Burası 3 bölü 5. Burası 4 bölü 5. 1 yazdığım yerde aslında 5 bölü 5. Ama bu şekilde görebilirsiniz. O zaman bu noktanın bileşenleri ne olmuş olur arkadaşlar? Eksi 3 bölü 5 virgül ne olmuş olur? 4 bölü 5 olmuş olur. Şimdi bu B noktası birim çember üzerinde ya. B noktası ne üzerinde arkadaşlar? Birim çember üzerinde. Eksi 3 bölü 5'e ne oldu bakın? 4 bölü 5. İkinci bölgede olduğu için x'i eksi y'si artı. Birim çember üzerinde arkadaşlar bu neydi? Kosinüs alfaydı. Bu da neydi arkadaşlar? Sinüs alfaydı. Yani bileşenleri de böyle bileceksiniz. Tamam mı? Buradan kosinüs alfa ne olur arkadaşlar? Eksi 3 bölü 5. Sinüs alfa ne olur arkadaşlar? 4 bölü 5. Bu soru da güzelmiş. Diğer trigonometrik oranlar da mı soracak? Evet. Defteri alın bunu. Tanjant neydi arkadaşlar? Sinüs bölü kosinüs.
Sinüs bölü kosinüs yazacağız ya. Bakın buradan ne gelir? Eksi 4 bölü 3 gelir. Arkadaşlar kotanjant alfa dediğimizde bunun çarpmaya göre tersi. Eksi 3 bölü 4 gelir arkadaşlar. Şimdi bunları yerine yazalım. Sinüs alfa ile kosinüs alfanın toplamı arkadaşlar. Sinüs alfa ne arkadaşlar? Eksi 3 bölü 5. Pardon. Ters yazdım. Sinüs 4 bölü 5'ti değil mi? 4 bölü 5 eksi 3 bölü 5 arkadaşlar. Bölü kotanjant neydi arkadaşlar? Eksi 3 bölü 4. Diğeri de eksi eksiden artı 4 bölü 3 olacak değil mi? Buradan yukarıda ne kalır arkadaşlar? 1 bölü 5. Aşağıya bakalım arkadaşlar. 7 bölü kaç kalır? 12 kalır. Ters çevirip çarpacağız arkadaşlar. 12 bölü kaç yapar? 35 yapar. Evet. Cevabımız arkadaşlar bursa. Bunu da deftere alalım. Evet, 32'ye bakalım arkadaşlar. Bize A ile D arasındaki neyi sormuş? Uzaklığı sormuş değil mi? Bakın şu an. Bunu neye tamamlıyoruz arkadaşlar? Üçgene. Bu basit bir soru gördüğünüz gibi. O zaman şurası kaç birim olacak? 3. Burası kaç olacak arkadaşlar? 6. Ne üçgen oluştu? 6, 8. Ne üçgeni arkadaşlar? 10. Evet. İkisi arasında bir soru olacak. Devam edelim. 33 arkadaşlar. Şimdi buradan bakın. Şunu hatırlayacaksınız. Şuralar eşya. K. 2K. K kök 5 üçgeni var arkadaşlar burada. Bunu daha önce yazmıştım ben size. Burada 2 kök 5 varsa buralar kaça kaç olacak arkadaşlar? 2'ye 4. Anladınız mı? Yani buralar 2, 2, 2 olacak. Buradan da 2, 2'ye ne oluşacak? 2 kare kök 2 üçgeni. Onu da hatırlıyorsunuz değil mi? Bu neydi? 45, 45, 90 üçgeni arkadaşlar. X'de 2 kök 2 cevabımız bursa. Evet. Şimdi son örneğimiz arkadaşlar. Tamam. Evet. Bakın. İkizkenar gördüğünüz zaman tabana ait ne çiziyormuşsunuz? Yükseklik. Tabana ait yükseklik çizdikten sonra arkadaşlar buradaki 16'yı kaça bölüyorsunuz? 2'ye kaça kaç? 8'e 8. 30'un karşısı hipotenüsün ne kadar oluyor arkadaşlar? Yarısı. Burası da 15 oldu. Tamam mı? Yarısı. Bize neyi sormuş arkadaşlar? ABD'nin çevresini sormuş değil mi? Buradan 8, 15, 17. ABD'nin çevresini koronavirüs şu anda ispatlıyor. Bilgi, haberleri izliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet. Yani Allah biliyor, adaletini biliyor. Bize 8, 15, 17 üçgeni var burada. Yani Covid-19 onun çevresini hesaplıyor zaten. Biz de buradakini hesaplayalım. Çevremiz ne olacak arkadaşlar o zaman? 17, 17, arkadaşlar 16, topladığımız zaman 50. Evet. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Adana. Evet. Hepinize hayırlı çalışmalar diliyorum arkadaşlar.